İyi mesailer diliyorum. Ankara'da kar yağıyor. Önce sizlerle ilgili bir bilgi vererek açıklamalarımıza başlamak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir yasal düzenlemeyle hangi gazetecinin kamuoyunda yıpranma diye bilinen dini hizmet zammı alıp alamayacağına beyefendi saray ben karar veririm diye tutturdu. Ve meclisten de bu çerçevede bir düzenlemenin geçmesini sağladı verdiği talimatla. Bu gazeteciler bakımından, çalışan gazeteciler bakımından büyük bir ayrımcılığa işaret ediyor idi. Büyük bir haksızlık vesilesi olacak idi. Gazetecinin sarayın insafıyla alacağı basın kartıyla hili hizmet zammı alabilmesi hukuka aykırılık bir yana ahlaka da aykırıdır. Etiğe de aykırıdır. Eğer gazetecinin sosyal güvenlik primi bir basın kuruluşu tarafından ödeniyorsa hangi işi yaparsa yapsın, köşe yazarı da olsa, kameraman da olsa, muhabir de olsa, fotoğrafçı da olsa fiili hizmet zammından yararlanması anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Tabii biraz sonra değineceğim. Beyefendi anayasayı askıya çıkardığı için, anayasa falan takmadığı, tanımadığı için kafasına göre böyle keyfilik içeren bir düzenlemeyi maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin AK Partili ve MHP'li üyelerinin de desteğiyle çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz orta yerdeki anayasaya beğensek de beğenmesek de bağlı olmak zorunduğumuzu, uymak zorunda olduğumuzu müteahhit defalar söyledik ve bunun gereğini de yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılan, saraydan çıkarılan bütün kanun ve kararlarla ilgili olarak da şayet içinde anayasaya aykırılık barındırıyor ise bizim bunu anayasa mahkemesine getirmek anayasaca bize verilen bir görevdir. Bu görevin gereğini de inşallah bir aksilik olmazsa yarın yüksek mahkemeye intikal ettireceğiz. Başvurumuzu yapacağız. Aracılığınızla Türkiye'deki bütün gazetecilere ulusal düzeyde ve yerel düzeyde, uluslararası düzeyde bütün gazetecilere bildirmeyi, duyurmayı da bir görev sayıyoruz. Değerli arkadaşlar, Bakanlar Kurulu toplanır ara ara. Çok düzenli toplandığı da söylenemez. Vatandaş gözü kulağı Bakanlar Kurulu'na diker. Acaba bu Bakanlar Kurulu'ndan benim için, benim hayrıma ne çıkacak diye bir beklentiye girer. Hükümetten, saraydan vatandaş, bakanlar toplanmış, cumhurbaşkanı bakanları toplamış. Dur bakalım, benim şu derdime bir çare çıkar mı acaba diye televizyonların karşısına geçer. Ve hazret çıkar. Prompturlarını da alır. Prompturlardan çıkınca şaşırıyor bazen. Prompturlarını alır, konuşmaya başlar. Millet bekler ki aş, iş, ekmek gelecek, kış geldi, doğalgaz, kömür, her neyse. Beyefendi öfke saçar, kin kusar. CHP ile yatar, CHP ile kalkar. Vatandaş da her Bakanlar Kurulu toplantısından sonra büyük bir hüsranla televizyonu kapatır, günlük hayatına döner. Şimdi değerli arkadaşlar, 2020'yi anayasanın ve kuru ekmeğin askıya alındığı bir yıl olarak kapattık. Ülkede anayasa, askıda anayasaya uymayan bir yürütmeyle, yürütmenin vesayetinde bir yasamayla ve yürütmenin vesayetinde bir yargıyla Türkiye bir karanlığa götürülmeye çalışıyor. Ben şimdi karanlığa götürülmeye çalışıyor dedim ya, akşam duyarsınız. Engin Altay da darbe himasında bulundu derler. Ya da Engin Altay terörist derler. Buna alıştık. Bunu kanıksadık. Vatandaşın da artık bu konularda Erdoğan'ın ve şürekasının kendilerine karşı olan herkesi ya terörist ya darbeci ilan etmelerinde vatandaş bir şey yadırgamıyor. Çok kanıksandı.
çok da hafifletildi bana göre. Ancak Erdoğan'a bir şey söylemek istiyorum. Biz vatanseveriz. Biz al bayrağımızı severiz. Biz ülkemizi, milletimizi severiz. Erdoğan gerçekten saygı görmek istiyorsa iki şey yapacak. İki şey yapacak. Bir, anayasayı o askıdan indirecek. Ona uyacak. İki, gene anayasanın 103. maddesi çerçevesinde ettiği yemine, o yemin metnine sadık kalacak. Hayır, kalmam diyor. Öfke saçarım, kin kusarım diyor. Erdoğan, öfke saçmayacaksın. Kin kusmayacaksın. Ettiğin yemine sadık kalacaksın. Biz de 100 yıllık devlet tecrübemizle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hak ettiği saygıyı göstereceğiz. Ben nereden bileceğim senin ceketinin arkasında AK Parti rozetin var, Türk bayrağın var olduğunu? Hangi rozetle, hangi şapkayla konuştuğunu ben nereden bileceğim? Söylediği, kendine yönelik söylenen her şeyi bir insan darbeye ya da terörle iltisak ve irtibata bağlar mı ya? Paranoyak olması lazım bunu yapabilmesi için. Bunu ancak bir paranoyak yapar. Ben şimdi Erdoğan'la ilgili sert bir eleştiri yaptığımda üç seçenekle karşı karşıyayım. Bir, en basit, en hafif tazminat davası. İki, ceza davası. Bunları hafif sayıyoruz. Üç, 83 milyonun gözüne baka baka bizi terörle irtibatlandırması ya da bizi darbeci yapması. Değerli arkadaşlar, 103. maddedeki yemini burada okumayacağım. Ama 103. maddedeki yeminin üç temel özelliği vardır. Birincisi, milletin huzuru, refahı ve mutluluğu üzerine and içer Cumhurbaşkanı. İkincisi, devletin şan ve şerefini yücelteceğine and içer Cumhurbaşkanı. Üçüncüsü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağına and içer Cumhurbaşkanı. Yemin eder. Seçildikten sonra da hemen Cumhurbaşkanı olmaz. O yetkiyi kullanamaz. Seçim bitti, sonuçlar açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Oldu mu? Hayır. Ne zaman olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Anayasamızın 103. maddesindeki metni okuyacak. İnanarak, hissederek, ayağını kaldırmadan okuyacak. İşte o zaman Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanmaya başlayacak. Kanun koyucu. Bunu özellikle yapmış ve dünyanın bütün demokrasilerinde bu böyledir. Ben seçildim, Cumhurbaşkanıyım, yok. Emir veremezsin, genelge yayınlayamazsın, CBK çıkaramazsın. O yemin edeceksin. O yemin edince sen Cumhurbaşkanı olacaksın. Ettin. Meclisin huzurunda, milletin nezdinde yemin ettin. Peki ne yapacaksın? Sana o yemin niye ettiriliyor kardeşim? O içerik güzel bir içerik. Milletin huzuru, refahı, mutluluğu var. Devletin şan ve şerefinin yücelmesi var. Milletin kayıtsız şartsız egemenliği var. Hukukun üstünlüğü var. Bunlar güzel. Güzel. Bunlara uysana. Hayır, ben uymam. Yemini ederim, bildiğim gibi giderim. Şimdi Süleyman Şah türbesini bir kurşun atmadan kaçırmak, şanlı bayrağımızın direğini ters yüz edip oradan kaçmak devletimizin şan ve şerefini yüceltmez kardeşim. Trump sana edepsiz bir mektup yazacak, sen pişkin pişkin ayağına gidip mektubu kendisine takdim ederek mi sen devletin şan ve şerefini yücelteceksin? Bu can bendeyken Brunson'ı vermem diyeceksin, alamazsın diyeceksin. Sonra paşa paşa Beyaz Saray'a, Oval Ofis'e Brunson'ı yollayarak mı sen devletin
şan ve şerefini yücelteceksin. Ya İdlib'te bir gecede 36 askerimizi şehit edenlerin kapısında dakikalarca ayakta bekleyerek rica minnet sana bir sandalye bulunup oraya oturtularak mı sen bu yüce devletin şan ve şerefini yücelteceksin? Akdeniz'deki ticari gemimize savaş helikopteri indi. Ben bunu dedim ki o zaman İzmir'in Konak Meydanı'na bir Yunan askeri helikopterinin inmesi neyse bu gemiye bu helikopterin inmesi de budur dedim. Buna seyirci kalarak, buna yutkunarak mı sen bu devletin şan ve şerefini koruyacaksın? Mal varlığınla tehdit edildin. Ben incindim, ben. Buna meydan okumayarak mı sen bu devletin şan ve şerefini yücelteceksin? Ya da sahte diplomalı birini bir kamu bankasına genel müdür yaparak mı bu devletin şan ve şerefini yücelteceksin? Ya da rüşvet aldığı görüntüyle, ses kaydıyla her türlü sabitlenmiş ki sen adamın siyasi hayatını bitirmişsin bu yüzden. Bakanlıktan azletmişsin, mebus yapmamışsın. Sonra bu adamı Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçisi tayin ederek mi sen bu devletin şan ve şerefini yücelteceksin? Şehitler arasında ayrım yaparak mı bu devletin şan ve şerefini yücelteceksin? 47 kişi ölmüş. Allah'ım rahmet eylesin. 40'ı polis. Vatandaş azından rızkından para vermiş. Bir dayanışma örneği göstermiş. Anayasanın yeni metninde de vardır o milli dayanışma ve adalet ülküsü. 52 milyon. 47 can kaybı var. Her birine 1 milyondan fazla para düşer. Bu parayı iç ederek mi sen devletin şan ve şerefini yücelteceksin? Versene milletin parasını. Senin paran değil o. Millet vermiş. Dayanışma için. Bunu vermiyorum, tutuyorum. Ne yaptığı da belli değil. Sana işte 33 bin lira vereyim bir imza at bu iş bitsin. Diyerek mi milletin şan ve şerefini yücelteceksin? Bu yemin metninin bir önemli vurgusu da milletin kayıtsız şartsız egemenliği. Yüzlerce neredeyse belediyeye kayyum atayarak mı milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacaksın? Son geçirdiğin yasayla derneklere kayyum atayarak mı sen milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacaksın? Üniversitelere kayyum rektörler atayarak mı sen milletin egemenliğini kayıtsız şartsız koruyacaksın? Bunu anlamak mümkün değil. Bir diğer ettiği yeminin önemli unsuru da milletin huzur ve refahıdır. Huzur ve refah. Sen hak arayan herkesi terörist ilan ederek mi milletin huzurunu sağlayacaksın? AK Parti'yi eleştiren herkese hain diyerek mi bu ülkede huzuru tesis edeceksin? AK Parti'ye karşı olan herkese bölücü diyerek mi milletin huzur ve refahını koruyacaksın? Merak ediyorum. Koruyamazsın. Kendinden olmayan herkesi ötekileştirerek, ayrıştırarak, itham ederek, başkalaştırarak, toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışarak bu ülkenin, bu milletin huzurunu koruyamazsın Erdoğan. Koruyamazsın. Milletin huzuru kaçınca senin huzurun da kaçar. Ve milletin refahı. Milletin refahı. 2020'yi kapatırken dedim ki iki askı anayasa ve kuru ekmek, iki kayıp, iki ayıp dedim. İki kayıp şuydu. 128 milyar dolar. Merkez Bankası rezervi buharlaştı. Kur düşükken birilerine peşkeş çekildi. Kime çekildi kardeşim? Kime? Diğer bir kayıp da neydi? Devletin hazinesini teslim ettiğimiz Maliye ve Hazine Bakanı da ortada yok. Kayıp.
128 milyar dolar kayıp. Bakan kayıp. Sana ne kardeşim, neredeyse nerede? Değil. Sana ne değil? Benim bile Engin Altay olarak, İstanbul milletvekili olarak, CHP grup başkanı vekili olarak bir ay ortadan kaybolma hakkım yok. Devletin kasasını teslim etmişsin 2 yıl aşkın bir süre. Değil mi? 2 yıl aşkın bir süre. Bu devletin kasasının anahtarı bu adamdaydı. Ve millet kıyamet koparıyor. 128 milyar dolar kayıp var. Şimdi bunlara göz yumarak sen milletin refahını nasıl sağlayacaksın? Ambulans şoförüne COVID'le mücadelede ambulans şoförüne ayda 7 lira ek performans ödeyerek milletin refahı sağlanır mı arkadaşlar? Ücretsiz günlük izinler 39 liraydı. Lütfetmiş beyefendi 47 lira yapmış. 47 lira günlük. İşçiler 47 lira, esnaf 33 lira. İşte bir CBK. Bu da başka bir ayıp. Ayıbı bitmez bunların da. Bu da başka bir ayıp. Yani günlük ücretsiz izine çıkan insanlara 30-47 lira vererek milletin refahı sağlanmaz. Kepenk kapatan esnafa günlük 33 lira vererek al bundan geçin diyerek milletin refahı sağlanmaz. Çiftçinin traktörünü ahır kaba olacak biraz, kimse kusura bakmasın. Çiftçinin traktörünü, ahırındaki öküzünü, ineğini haczederek de milletin refahını sağlayamazsın. Emekliyi sefalet ücretine mahkum ederek resmi enflasyon 14.6 ve reel enflasyon %30 iken emekliye %8, memura %7 zam vererek milletin refahını nasıl sağlayacaksın? Allah'tan kork, kuldan utan. Bunlar senin anayasada ettiğin yemin. Bunun üzerine yemin etmişsin. Enflasyon %30, çarşı pazar enflasyonu, sana %7 zam verdim ey emekli. Sen emekliyi açlığa mahkum ederek milletin refahını sağlayamazsın. Asgari ücreti 4 ay tartıştık arkadaşlar. 4 ay. 4 ay tartıştık. 7 milyon aile, 4'le çarparsanız 28 milyon eder. 28 milyon insan, vatandaş, yurttaş 5 aileye, 5'li çete dönüyor ya, diyoruz ya, çekinmiyoruz ha, demeye devam edeceğiz. 5 aile, 4'le çarparsan 20 kişi eder. 28 milyonu 20 kişiye kurban ederek milletin refahını sağlayamazsın Erdoğan. Sağlayamazsın. Allah'tan kork. Kuldan utan. Ve pazar yerlerinde artık akşamüstü esnafın çürüdüğü, deforme olduğu için döktüğü soğanı, domatesi toplayan insanların sayısı her gün artarken sen milletin refahını sağlayamazsın. Emekli maaşları açlık sınırı altındayken milletin refahını sağlayamaz. Ama yemin ettin. Yemin ettin. Bu kadar vergi topladın. Nerede vergi? Otoyol yaptım, köprü yaptım diyemezsin. Şehir hastanesi yaptım diyemezsin. Sen kefil oldun. Müteahhitler gitti dışarıdan kredi aldı. Bunları yaptılar. Milletten de çatır çatır geçmediği köprüden, gitmediği hastaneden hepimize düşeni alıp bunlara ödüyorsun. Benim vergim nerede? Emekliden kestiğin, asgari ücretliden kestiğin, iş adamından kestiğin, çocuk bezinden, kefenden kestiğin, içecekten, temizlik malzemesinden kestiğin vergi nerede kardeşim? Nereye harcadın? 28 milyondan kıstın, 20 kişiye verdin. 5 aile. 4 kere 5, 20. Değerli arkadaşlar, Ankara'da şimdi dışarıda kar yağıyor, kar. Milletin sırtı açık. Milletin karnı aç. Millet kuru ekmeğe, kuru soğana muhtaç. Bunları siyaset yapmak için söylüyorsam Allah belamı versin. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri.
bir siyasetçi olarak, bir muhalefet partisi milletvekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak ben bunları gündeme getirmezsem işimi yapmamış olurum. Erdoğan'a bir çare yapacağım. Belki daha önce arkadaşlar da yapmış olabilir ama Erdoğan başbakan oldu ya, Keçiören'de bir ev tuttu. Hatta mütevaziliğiyle çok övündü. Hakikaten düşündüm. Keçiören'deki evinin penceresinden millete bakarken millet ile daha hemhal olmuş idi. Bir parça milletin halini, derdini anlıyor gibiydi. Fakat şimdi bu saray var ya, bu saray. Bu sarayın penceresinde bir büyü var arkadaşlar. Sarayın penceresinden bakınca milletin hali görünmüyor. Göremiyor. Önüne bir perde geliyor adeta. Tavsiyem şu. Bu kadar insan sana inanmış, oy vermiş. Tavsiyem şu. Sanıyorum daha da boşaltmadı. Keçiören'deki evin sanıyorum duruyor. Ya o eve git. O evi bir aç, pencereleri aç. Hem evi bir havalansın. Hem de o Keçiören'de oturduğun o mütevazi evden, o evin penceresinden bir milletin haline bir bak ya. Bir bak. İzanını kaybettiğini biliyorum Erdoğan. Sende izan yok. Buradan da dava açamaz, merak etmeyin. İzansızdır kendisi. Ama bu kadar vicdanını da kaybetme kardeşim ya. Biraz vicdanlı ol. Milleti kör zannetme. Alemi sersem zannetme. Tekrar bu vesileyle çağrı yapmış olalım. Keçiören'deki evine git. Pencereleri aç. Milletin haline bir de oradan bak. Saraydan milleti göremiyorsun. Milletin derdiyle dertlenmeyi unutulalı 15 sene oldu sen. Lafla olmaz. Din iman edebiyatıyla olmaz bu işler. Ve değerli arkadaşlar, bir sorunu var. Paranoyaya bağlamış. Paranoyaya. Nedir o? Darbe. Darbe paranoyası var. Din, yani ben bunu yıllardır Erdoğan'ın bir darbe paranoyası olduğunu ileri süre geldim. Şimdi biz ağzımızı açınca ya darbeci, ya darbe siyaseti yapıyoruz, ya muhtıra siyaseti yapıyoruz diye feveran ediyorsunuz. Bu durumda benim aklıma şu geliyor. E sen bir yandan da daha dün Avrupa Birliği büyükelçileriyle konuşurken bir sürü şey söyledin. Türkiye tam demokrasiyle yaşayan bir ülke. Darbeler devri geride kaldı dedi. Hatta okuyayım o cümleyi. Bakın şöyle diyor. Şöyle diyor. Mevcut anayasamızın 1/3'ünü değiştirerek darbe dönemlerinin izlerini ortadan kaldırdık. Darbe, junta siyasette antidemokratik müdahalelerle maruf bir ülkeyi ileri demokrasi rayına oturttuk. Güzel. Öyleyse güzel. Sivil siyasetin önündeki engelleri kaldırıp ülkemizde sessiz bir devrime imza attık. Yani içerik olarak baktığınızda bir demokratın söylemesi gereken, söyleyeceği ve doğruysa herkesin alkışlayacağı bir şey. Peki soruyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde müzikle gösteri yapan, en temel anayasal hakkını, yani tepki ve protesto hakkını kullanan öğrencilere niye terörist diyorsun? Terörist dediğin öğrencilerin hepsi dışarıda. 45 öğrenci ve ailesinden özür dile, İstanbul İl Başkanımızdan özür dile, Cumhuriyet Halk Partisi'nden özür dile. Efendim bana sözde dedi. Ya kardeşim, bu sözde lafını siyaset literatürüne sokan sensin. Tarih var mı çocuklar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanına sanıyorum iki yıl önce sözde genel başkan diyen Erdoğan kendisine sözde cumhurbaşkanı deyince hopluyor. Kendisi hoplasa bir şey değil. Bütün devlet, bütün avanesi, kamusu, özeli, tüzeli, alayı hopluyor. İstediğiniz kadar hoplayın. Sana sözde demeyiz. Özde cumhurbaşkanı ol. Yemine sadık kal. Biz de hakikaten, bak burada çok samimiyim Erdoğan. Bu yemine sadık kal. Ben de şöyle yapayım sayın cumhurbaşkanı. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit.
Şimdi darbe paranoyası devri bitti. Bunlar da artık darbe simsarlığı devri başladı. Darbe istismarı devri başladı. Şimdi AK Parti Genel Başkanı, Hakimler Savcılar Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve elbette en başlarında da beyefendi CHP'ye saldırmak için bahane arıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu televizyonların karşısında öksürse buradan bir şey çıkaracak hale geldiler. Hakimler Savcılar Kurulu'nun siyasi tartışmalara katılma hakkı ve haddi yoktur. Hakkını ve haddini bilecek. Bir eski siyasetçi bir laf ediyor, bir söz ediyor. HSK bildiri yayınlar. Bildiri. HSK. Sıcak siyasete bulaşma bildirisi. Birisi bir laf ediyor. 27 Mayıs ile ilgili bir değerlendirme yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı gece 12'den sonra bildiri yayınlıyor. Sıcak siyasete bulaşıyor. Milli Savunma Bakanlığı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri. İçişleri Bakanı uzman çavuşların mezuniyet töreninde CHP'ye küfür ediyor. Yani diyor ki siz silah altına girdikten sonra, silahları kuşandıktan sonra nerede CHP'li görürseniz kurbağa kolunu çekin kardeşim demeye getiriyor. Bunun tam adı siyaseten, şimdi bir şey söyleyeceğim yine dava edeceğiz. Siyasi edebe, adaba aykırıdır. İçişleri Bakanı uzman çavuşları mezuniyet töreninde CHP'ye küfür ediyorsa bunun adı hedef göstermektir. Toplumu bölmektir, ayrıştırmaktır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ya arkadaş, meclisin en büyük partisinin genel başkanına bir çapulcu, bir mafya bozuntusu ağır hakaret ve ölüm tehdidinde bulundu. Tek laf etmedi. Cumhurbaşkanı 2 yıl önce CHP Genel Başkanı için sözde genel başkan dedi. Tek laf etmedi. Şimdi Sayın Genel Başkanımız güya Cumhurbaşkanı. Güya işte bilmem ne deriz. Halk dilinde de bu vardır. Buradan kasıt milli iradeye bir saygısızlık asla değildir. Cumhurbaşkanının ettiği yemine sadık kalmadığını vurgulamaktır. Cumhurbaşkanının tarafsız olmadığını, parti militanı gibi hareket ettiğini öne çıkarma anlayışıdır. Meclis başkanı hop diyor. Bu olmazmış da falanmış da. Genelkurmay başkanı, pardon, Milli Savunma Bakanı başkomutanımıza hakaret sayılırmış da, bu ordunun moralini bozarmış da. Hulusi Akar, ordu milletin emrindedir. Milletin ordusudur. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına başkomutandır. Orduyu sıcak siyasetin polemik malzemesi yapma. Ordunun itibarını, gururunu düşünüyorsaydın, Süleyman Şah'ta benim içim acıdı o bayrak direğimiz ters çevrilmiş taşınırken. Bir kurşun atmadan vatan toprağını teslim eden adamsın sen. O zaman incinmedi mi ordunun şeyi? Peygamber ocağına ateş düşmedi mi o zaman? TSK'nın yarısını FETÖ'cüleştirmiş bir kadroyla şimdi iş tutmuşsun, bana orada edebiyat yapıyorsun. Velhasıl Türkiye şuraya geldi. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan, 15 Temmuz, biz üstüne bir de 20 Temmuz ekledik. Bunların hepsi darbe veya muhtıra olarak yürütmeye karşı yapılmıştır. Ve 27 Mayıs'ı ben bütün darbelerin anası ilan etmiş bir adamım. Şimdi şekil değişti değerli arkadaşlar. Eskiden ordu yürütmeye muhtıra verirdi. Şimdi ordu sokağa, muhalefete, ana muhalefet partisine muhtıra verir hale geldi. Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Erdoğan'a kutuplaşma politikası yetmedi. Buradan istediği faydayı sağlayamadı. Erdoğan şimdi gerilim politikası kapısını araladı. Erdoğan. Bu gerilim politikası da
tıpkı kutuplaşma politikası gibi seni orada tutmaya yetmez. Evdeki %50'yi bloke etmeye yetmez. Olan Türkiye'ye olur. Aynı gemideyiz. Hep birlikte yaşıyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Covid Erdoğan 6 ay ayırmıyor. Dış güçler, dış tehditler Erdoğan 6 ay diye bir ayrım yapmıyor. Türkiye'nin birliğini, beraberliğini sağlamak hepimizden çok senin için. Seçim zamanı gelir, kavga ederiz, tartışırız. Ama siyaseti bu kadar gererek, siyaseti bu kadar kutuplaştırıp insanları birbirinin yüzüne bakamaz hale getirerek ne yapmak istiyorsun ben anlamadım. Tekrar çağrı yapıyorum. Kutuplaşma yetmedi, gerilime yöneldin. Bak göreceksin, gerilim de yetmeyecek. Çok kesin olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aziz milletimizle arasında her gün güçlenen bağını artık kimse koparamayacak. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan güven ve umudunu kimse ortadan kaldıramayacak. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin bu zor dönemlerde huzura, refaha, mutluluğa en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde devletimizin şan ve şerefinin her gün irtifa kaybettiği bu dönemde demokrasi kanallarının her gün daraldığı bu dönemde milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan güveni, itimadı, umudu her geçen gün artıyor, artmaya devam edecek. Sen kutuplaştırdıkça, sen kamplaştırdıkça inan ki milletle Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bağ daha sarsılmaz bir şekilde güçlenerek büyüyecek. Değerli arkadaşlar, devletin hani bir film vardı, neydi? Green'in 50 tonu mu, 3 tonu mu? Devletin de 3 tonunu görüyoruz. Devletin 3 tonu var. 3 rengi var. Erdoğan döneminde bunu yaşıyoruz. Parti devleti dedik uzun zaman. Orada şimdi çok bir mesele kalmadı. Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı. Yeni bir ton bürüdü devleti, aile devleti. Devlet aileyle idare edilir. Devlet işleri ailede konuşulur oldu. Oradan da işte 128 milyarlar gitti, şu oldu, bu oldu. Gene olan millet oldu. Şimdi devletin yeni bir tonu var. Eş dost devleti. Başta şu meşhur beşli çete ki ona artı iki demek lazım. Tam İmce'yi, Demirören'i de bunlara eklemek lazım. Şimdi eş dost devleti. Covid'le mücadelede kafalar yine karıştı. Neye karıştı? Bir ara maskeyle karıştı. Bir ara tedbirlerle, bir ara kapanmalar, açılmalar. Şimdi Türkiye'de birisi bana şunu söylesin. Efendim, Sağlık Bakanı desin ki bir dedikodu var. CHP Grup Başkan Vekili de bunun altını çizdi. BioNTech, Pfizer, Alman aşısı faz 3 amaçlı değil. Faz çalışması olarak değil. Türkiye'ye bir şekilde 25 bin doz gelmedi. Gelmedi. Hiçbir AK Partili ve aile devletine mensup eş dost bu aşıyı olmadı desin Sağlık Bakanı. Bakın bir şey söyleyeyim. Ben olmadığını ummak istiyorum. Sağlık Bakanı'ndan da bunu bekliyorum. BioNTech aşısı özel olarak Türkiye'ye girmedi. AK Parti'nin eşi, dostu, yandaşı, torpilliler, protokol vesaire, eş dost, beşli çete vesaire, kim aklınıza geliyorsa. Kayyumlar, rektörler, şunlar bunlar. Bu aşı yapılmadı demeli Sağlık Bakanı. Buradan çağrı yapıyor. Bizi canlı yayınlayan televizyonlarda olduğunu zannediyorum. Çıksın Sağlık Bakanı bu akşam, böyle bir şey yok kardeşim desin. Sağlık Bakanı bir şey daha söyle. Çin aşısı 3 milyon doz geldi. Kamyonları da görüyoruz, işleri boş şimdilik ama aşının geldiğini ne inanıyoruz, öyle söyleyelim. 1 milyon 119 bin sağlık çalışanı var. Bir kişiye iki aşı olunacağına göre Çin aşısı sadece sağlık çalışanlarına yetecek belki. Bir de 150 bin civarında
65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar var. Bunlara başlayın artık kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanı sorunca perşembe yapacağız efendim diyorsun. Cumhurbaşkanı sormadı, sormasaydı biz aşının ayın 15'inden daha sonraki bir tarihte olacağını biliyoruz. Covid'le mücadele siyasi mülazayla, siyasi tasarrufla yürütülemez. Tıbbi tasarrufla, bilimsel mülazayla Çin ile aşı noktasında bir kriz var mı yok mu? Bunu da Sağlık Bakanı'nın kamuoyuna paylaşması lazım. Aşı ve Covid-19 sürecinde eksikler olur. Anlayışla karşılarız, buna hazırız. Yetişmez. Büyük küresel bir salgın. Anlayışla karşılarız. Beklenmedik sorunlar çıkar. Anlayışla karşılarız. Ama bir tek şey istiyoruz. Şeffaf. Kapı arkasında iş çevrilmesin. Şeffaf olmak devletin birinci önceliğidir. Değerli arkadaşlar, bir parça uzattık. Çok teşekkür ediyorum. Bir iki konu vardı. Onlar artık haftaya devam ederiz. Evet, soru varsa bir soralım. Evet. HDP'nin kapatılmasındaki gerekçeleri milletin huzuru, refahı, devletimizin esenliği ise bence Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli çenelerini kapatırlarsa HDP'nin kapatılmasına gerek kalmaz. Evet. Berat nerede? Mehmet Bekeroğlu da doğrudan bazı sorular sormuş. Oraya getirdi. Sorular sormuş. Devlet gerekçeleri geçti mi? Bu rezervler nasıl serbest kambiyo düzeninde nasıl eritildi sorularını söylüyor. Biraz daha siz açar mısınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tekrar soruyorum. Devlet artık aile devleti, eş dost devleti gibi yönetildiği için bu olay benim yadırgadığım bir olay değil. Ama kör kuruşuna kadar takip etmem gereken bir olay. Berat Albayrak'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinin anahtarı teslim edilmiştir. Yani beytülmal teslim edilmiştir. 128 milyar dolar kur farkı öncesi, kur artışı öncesi birilerine verilmiştir. Peşkeş edilmiştir. Bunda tüy bitmedik yetimin hakkı vardır. Sonuna kadar takip edeceğiz. Biz Berat Albayrak'ı görme meraklısı değil. Nerede diye boşuna soruyor, sormuyor değiliz ki. Nereye giderse gitsin, bizi ilgilendirmez. Ama kardeşim bir hesabını vereceksin ya. Hesabını şimdi vermezsen yarın verirsin. Er geç verirsin. Bu devletin parası. Beytülmale el uzanmıştır. Beytülmale haram, fitne, fesat, nifak sokulmuştur. Beytülmal çarçur edilmiştir. Bunu yapan da Cumhurbaşkanı'nın damadıdır. Dolayısıyla onu atayan Cumhurbaşkanı da Berat Albayrak kadar sorumlu ve mesuldür. Müteselsil kefil diyorlar ya. Öyledir. Bunun hesabını Türkiye'de siyaset yapan sadece Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı değil, AK Parti'de siyaset yapan, temiz kalmış, boğazından haram lokma geçmemiş çok sayıda bildiğim arkadaşım var. Ya onların da sorması lazım ya. Bu bizim içimizi acıtıyor demesi lazım kardeşim. Nerede bu damat ya? Ortadan kaybolması kabul edilebilir bir durum değildir. Hep söyledim, hastaysa Allah'ım acil şifa versin. Samimiyetle, iyi niyetle bunu diliyorum. Ama gelsin çıksın, Türkiye'de sokakta gezecek yüzüm yoktur. Ankara'ya giriş yasağı mı koyulmuştur kendisi? O para benim param, sizin paranız, hepinizin parası, milletin parası, kar yağıyor. Evine doğalgaz alamayan, kömür alamayan vatandaşın parası. Bunu sıcak tutacağız, sürekli gündemde tutacağız. Tabii AK Parti'nin bu konuda sicili çok kabarık. Sade Berat Albayrak meselesi değil. Çok sayıda böyle beytülmale yapılmış tecavüzler var. Bunların hesabını soracağız. Aziz milletimizin de artık bu işlere kayıtsız kalmaması lazım. Evet.
AK Parti bir kere o kararı tabii görmedim ama mahkemeler bu tür kararlara sadece şekil şartları yerine gelmiş mi diye bakabilir. İçerik bakımından bakamaz. Yani süresi içinde savunması istenmiş mi? İstenmiş. Süresi içinde savunma alınmış mı? Alınmış. Savunma için yeterli süre verilmiş mi? Verilmiş ise mahkemenin bu kararı bozması İyi Parti içine atılmış bir fitne, fesat tohumudur, nifak tohumudur. Ama hep söylüyorum, Erdoğan Türk siyasetine ve Türkiye'ye çok zarar verdi ama Türk siyaset etiğine de çok zarar verdi. Şimdi talimatlandırdığı yargıçlar sayesinden, üzerinden bir siyasi partinin iç işlerine müdahale edecek kadar koltuğundan endişe duyması akla şunu getirir. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Bunun telaşıdır. İyi Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, kamuoyundaki itibarının, milletle olan bağlarının her geçen gün güçlenmesinin ve milletin Millet İttifakı'na olan güven ve teveccühünün Cumhur İttifakı'nı sarsmaya başladığının açık işaretidir bunlar. Ama bunlar bizi yıldıramaz, bizi yolumuzdan döndüremez. Bir şey daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli arkadaşlar 1.200.000 üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İster tazminat davası açsın, ister ceza davası açsın. Her ne yaparsa yapsın. Biz Erdoğan'ın kötülüklerini, fenalıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Erdoğan temiz bir dil istiyorsa önce kendisi temiz dil kullanacak. Şurada bak yazmışım, bunların hepsi birer kelimeli, iki kelimelik ifadeler, sıfatlar. 25 tane sıfat var burada. Hepsini Recep Tayyip Erdoğan kullandı, hepsini. Ve ben bunların tümünü burada okursam bir daha milletin içine çıkamam. Ayıp olur, ayıp olur. Bunların hepsini Recep Tayyip Erdoğan kullandı. Ben bunları söylemekten zul duyarım, utanç duyarım. Edebim müsaade etmez. Ve bu vesileyle tekrar söylüyorum, Türk siyasetini germek en çok Erdoğan'a zarar verecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi mesajlar.